Sevgili izleyicilerimiz, Eventum Online Etkinlikleri İl Sağlığı Güvenli yayınımıza hoş geldiniz. Ben Bülent Oral. Öncelikle bu akşamki gecikmeden dolayı hepinizden özür dileriz. İnternet hatlarında bir problem oluştu, sizleri beklettik. Bu akşam iş kazaları öncesi ve sonrasını konuşacağız. Bu konuda yayınımız içerisinde sizlerden gelecek soruları da cevaplayacağız. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre bugün dünyada 1.2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Bunun yaklaşık her gün 1 milyon iş kazası dünya genelindeki gayri safi hasılanın %4'ünü alıp götürüyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her gün 2.3 milyon insan maalesef hayatını kaybediyor. Çok daha fazla insan ise iş göremez hale geliyor. Her 15 saniyede bir iş kazası ya da meslek hastalığı sahibiyle bir kişi ölmekte. Ve her 15 saniyede bir yine 160 işçi iş kazası geçirmekte. Ülkemizde ise ortalama 172 iş kazası, 4 iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden çalışan ve 6 sürekli işe göremez hale çalışan vatandaş yılda oluyor. Bu rakamlar çalışma hayatında yapılacak bir iyileştirmenin insanlık adına önemini ortaya koymaktadır. İş güvenliği uyulması gereken bir mecburiyet değil, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verim ve kaliteyi artıran bir araç olarak görülmektedir. Günlük yaşantımızda duyduğumuz veya yaşadığımız kazalar, karşılaştığımız kazalar var. Bunlar arasında bunlarla iş kazasını ayırt etmemizde fayda var. Çalışma hayatında ve günlük yaşamda güvenlik kültürü olarak da konuyu açabiliriz. Biliyorsunuz kaza beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik bir şekilde yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesiyle hükme bağlanan 5 tane madde var. Bunlar diyor ki bir olaydan sonra meydana gelen sigortalıyı hemen ya da sonra bedenen ya da ruhen özre uğratan olay. Yani bedenen ve ruhen, sadece bedenen kaza değil, ruhen de biliyorsunuz etkilenme olabiliyor. Evde, iş yerinde, seyahat ederken, kısacası her yerde meydana gelebilen trafik kazası, düşme, burkulma, kene, böcek sokması gibi olaylar var. Deprem sonrası olaylar var. Bunların her biri de birer kaza geçiyor. İşte biz bunlardan bazıları iş kazası kapsamına giriyor, bazıları girmiyor. Bunları da ayırt etmeye çalışacağız. Bunlar hakkında örnekler konuşacağız. Şimdi bazı toplumlarda muhtemel kaza ve afetler ve bunların etkisini azaltacak tedbirler sistematik bir yaklaşımla hayata geçiriliyor. Proaktif yaklaşımlar sergileniyor. Bazı toplumlarsa aynı kazalar ve afetler defalarca başlarına gelse bile bu konuda dikkate değer bir çaba içerisine girmiyorlar. Kimi zaman patolojik, kimi zaman reaktif bir yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Güvenlik kültürünün tanımı çok önemli. Kişilerin ve kurumların muhtemel tehdit riskleri gerçek temelde değerlendirme, önceliklendirme ve bu tehdit riskleri ortadan kaldırma tedbirleri, yani bu kültürü anlamak çok önemli. Ülkemiz maalesef dünyada en son ülkelerden bir tanesi. İş kazaları açısından baktığımız zaman burada çok kez yaralanmalar ve ölümlerinde olan kazalarda makinelerin, araç ve gereçlerin zarar uğramasının yanında üretimin durması da ekonomimize zarar veriyor. İstenmeyen ancak maalesef sık sık kazalar yaşıyoruz. Bunlar karşısında da hala işverenlerimiz ve çalışanlarımız isteksiz davranıyorlar, davranış biçimini gösteriyorlar. İş kazası sonrasında ise sorumluluğu üzerimize atacak çaba içerisine girerek öz eleştiri yapmadan suçu diğer nedenlere bağlama alışkanlıklar. Aslında kendimiz bile kazaya yakalansak buradaki hata payımızı kendimize bile kabul etmiyoruz. Kişiler ve kurumlar kendilerini inlemekle başlamalı. Düşüncelerimizi ve olayları yorumlama biçimimizde değişiklik. Kazalar yaşandığında veya bir yakınlıkta orada orasında neler yapıldığında yavaş yavaş güvenlik
İlk programlarımızda temel değerimizin insan olduğunu, bütün çalışmalarda çözüm yaklaşımlarımızı insan üzerine kuracağımızı söylemiştik. Sadece kazanmak amacındaysak bir süre sonra benliğimizden uzaklaşırız. Bize yaptığımız bütün karar ve davranışlar doğru gelir. İşverenimizi ve çalışanlarımızı amaçlarımız için kullanmak alışkanlığı oluşur. Bazı işverenler çalışanları ve işletmelerini bütün değerleri dengede tutarak yönetirken, diğerleri sadece kar amacı güderek bütün değerleri yok sayabilmektedir. Diğer yandan çalışanlar da anlaşılmaz şekilde kendilerine verilen imkanları kullanmamakta direnmektedir. Alışkanlıklardan vazgeçmek zordur ama bir şeyler farklı kişilerce defalarca söyleniyorsa anlamak, uygulamak için çaba sarf edilmelidir. İş kazaları yönetimsel, çalışan odaklı ve teknolojik yetersizlikler sonucu olabilir. Ancak temelinde iş kültürü eksikliği gerçek sebeptir. Bu bir süreçtir. Bir anda oluşturamazsınız, damlaya damlaya oluşur. Mevcut uygulama maalesef bu sorunla baş başadır. Kamu kurumları ve büyük ölçekli kurumsallaşmış firmalar bu uygulamaları 6331 sayılı kanun öncesinde de yapıyorlardı. Hatta bazıları kanunda istenilen ve bugün yenilik olarak tartışılan konulardan çok ileride uygulamalarla çalışmalarını sürdürmektedirler. İş kazalarında kaza kayıtları düzenli olarak ve ayrıntılı yer vererek kayıt altına alınmalı. Aylık, 6 aylık, yıllık ölçeklerle kaza kayıtları incelenerek ne tür kazalar olmuşmuş, nerelerde olmuş, ne tür çalışan etkilenmiş, kaza sonrası yaralanmalarda hangi uzuvlar daha çok zarar görmüş gibi daha uzatılacak bir listeyle detaylandırılmalı. Çözüm önerileri sonuçlardan yola çıkarak giderilmeye, yeni kaza oluşumlarına engel olunabilecek çözümler oluşturulmalıdır. Önemli bir noktayı da hatırlatmakta fayda var. İş kazası bildirimi kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde yapılmak zorundadır. Birçok iş yeri, iş yeri bildirimi nasıl dolduracağını bilmiyor veya SGK sitesindeki formu doldururken zorlanıyor. Ne yazacağına karar veremiyor. İş yerinin güvenlik uzmanının firmaya nasıl bir yol izleyeceğini anlatması faydalı olacaktır. Yoksa gereksiz yere ceza yemiş olurlar. Küçük bir ara verelim. İş kazaları nedenleri nelerdir? Biraz bunun üzerine konuşalım. Matematiksel olarak iş kazası tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın bir arada bulunması. İş kazalarının meydana gelmesine teknik, sosyal, psikolojik, fizyolojik etkenler neden olabilir. Çalışan kişinin kendisi, çalıştığı iş yeri, iş arkadaşları, çevresi, kullandığı makina ve malzemeler, araç gereçlerin her biri iş kazası nedenidir. Bu sayıların hepsi birbiriyle etkileşim içindeki faktörlerdir. Kazanın oluş sebeplerinde ise malzemeler, tabii bunların fiziksel kimyasal özelliklerinden oluşan faktörler,
Kullanılan maddelere göre üretim sisteminin seçilmemiş olması. Gene makine ve teçhizat, bu da malzemenin yorgunluğu, koruyucu tedbirlerin alınmaması, yanlış makinelerin seçilmesi ve yanlış kullanımlar. Gene çevremiz, sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziki faktörler, mekanik etkiler, gene ortamdaki sağlık şartları, gene bunu makineleri kullanan arkadaşlarımızın çalışan ortamdaki eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık, dikkatsizlik, ilgisizlik, düzensizlik, bedenin iş uyumsuzluğu, yani ergonomik faktörler, beceri noksanlığı, beslenme gibi sebepler hep iş kazalarını etken faktörler. Kazaların önlenmesinde Henrik'in 1931 yılında yaptığı domino teorisi modeli var. Bu modeli ben kullanıyorum. Kaza zinciri modeli uygulamasında domino etkisini kaldıracak doğru müdahale tespit edilmeli. Sistemde kazanın önlenmesi yerinde dokunuşlarla engellenmelidir. Bu teoride etki alanı içerisinde sosyal çevre, kişisel hatalar, tehlikeli durum ve davranışlara müdahale edilerek kazanın oluşması, zarar ve hasar vermesi önlenebilir. Yani doğru yere dokunun, doğru taşı yerinden alın, yani olay devam ediyor ama kaza oluşmuyor. Tabii burada çok iyi bir etüt yapmak lazım. Bildiğiniz gibi kazaların %88'i tehlikeli davranışlardan, %10'u tehlikeli durumlardan, %2'si de nedeni bilmeyen olaylardan meydana geldiği görmüştür. Ben eğitimlerde şunu anlatıyorum bazen, diyorum ki acemi şoför kaza yapar ama maddi hasarlı kaza yapar, küçük kazalar yapar. Usta şoför büyük kaza yapar diyorum. Sonucu da büyük olur. Kendine çok güvenir ama kendi dışında, kendi olayın dışında işte nedeni bilinemeyen şeyler var ya, işte onlar bazen bizi büyük kazalara getirebiliyor. Yine tehlikeli durumları incelersek, burada makine ve tesislerde koruyucuların bulunmaması, bir yeterli olmaması, yine bakım ve onarılarının zamanında yapılmaması, bunların tesis içindeki yerleşimlerinin iyi planlanmaması, buradaki proses hataları, yine termal şartlar içerisinde aydınlatma ve havalandırmanın yetersiz oluşu, yine kişisel koruyucuların olmaması veya hatalı seçimi, güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları, elektrik faktörü, biraz da topraklama, işe uygun olmayan el aletleri, yine periyodik kontrolleri yapılmamış makineler, biraz da basınçlı kaplar, yine depolama ve yüksekli depolama tabii ki, kapatılmamış boşluklar, iş yeri düzensizliği, parlayıcı patlayıcı maddeler, bunların depolanması, kullanılması, MS DOS'larının yani güvenlik bilgi formlarının iyi incelenmemiş olması, tehlikeli davranışlar da tabii ki sorumsuz bir şekilde çalışmak, tehlikeli hızlarda alet veya makineleri kullanmak, bakımsız arızalı cihazlarla çalışmak, yine dalgınlık, şakalaşmak, işefe almak, kişisel koruyucu maddeleri hiç kullanmamak, hatalı kullanmak, işi bilinçsizce yapmak, dalgınlık, dikkatsizlik, makinelerin koruyucularını çıkarmak, tehlikeli hızlarda çalışmak, görev dışında iş yapmak, bunlar öne çıkan maddeler. Tabii kaza sonrası ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında çalışanın işini ya da mesleğini kaybetmesi, sürekli veya geçici iş görmezlik haline düşmesi, ailesinde ve kendisinde ruhsal bunalımlar yaratacak ve sonrasında da ekonomik krizleri oluşacak. İş yerinde ise çalıştığı arkadaşları, işverenleri bir eleman kaybına uğramış olacaklar. Moral bozukluğu içerisinde motivasyonlarında kayıplar oluşacak. Üretim aksayacak ve arkadaşımızın yerine yeni bir nitelikli arkadaş yetiştirmek için yeni bir zaman kayıpları meydana gelecek. Şimdi bir olayın Sigortalar Kanunu'na göre, 5510'a göre hangi olayların iş kazası olarak kabul edildiği üzerine konuşacağız. Küçük bir ara verelim. Thank you.
Sevgili izleyicilerimiz, iş kazası sayılabilecek nedenler var. Bunları 5510'da nelerinin olduğunu belirtmiş açık açık. Bunları bir hızlıca bir hatırlayalım. Bir kere sigortalı iş yerinde mi? Veya işveren tarafından herhangi bir sebeple görevlendirilmiş mi? Görev nedeniyle yani sigortalı kendi hesabına veya işveren hesabına bir görevle bir iş yeri dışına çıkmış mı? Bu görevlendirildiği sırada asıl işini mi yapıyor? Gene emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda olan olaylar var ağırlıklı olarak. Bir de sigortalının işveren cezasından taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş var. Yani kazalı geçiren kişinin sigortalı olması, iş yerinden sayılan yerlerde bulunması, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle kazanın meydana gelmesi, kazayla sonuç arasında bir illiyet bağının olması, bedence ve ruhça kazalının bir özlü uğraması burada önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi önümüzdeki hafta bunlarla ilgili çok ayrıntılı örnekler vereceğiz. Ayrıntılı sunumlar yapacağız. Hangi olaylar kaza kapsamına giriyor? Bu anlamda sizden sorularımızı da bekliyoruz. Tabii burada şey var. Bu yükümlülükler arasında bu iş kanunlarının, Türk Ceza Kanunu'nun dışında borçlar kanunu çok önemli. Bunun 49 ve 56. maddelerinde sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde tanımlıyor. Bunlar üzerine konuşacağız. Ama şimdi ben size en önemli kısım bu konuda bunlarla ilgili kısa bir şey yapacağım, hatırlatma yapacağım ve programımızı sonrasında yavaş yavaş bu akşam toparlayacağız. Şunu öncelikle söyleyeyim, iş kazası sonrasında neler yapacaksınız? Çok önemli bunlar. Tabii öncelikle hemen sağlık ekiplerini olay yerine acil duyurusuyla hemen çağıracağız ve kazanın sağlık durumuna müdahale edilmesini sağlayacağız. Birinci adım, mutlaka hemen sağlık ekipleri olay yerine acilen çağrılacağız. Peşinden hemen olay adli mahalle makamları, adli mercilere hemen haber vereceğiz. Kazalıyı yerinden kesinlikle oynatmayacağız. Savcının gelmesini ve talimat vermesini bekleyeceğiz. Eğer hayatını kaybettiği kesinse burada hemen adli merciler haber etmek zorunda. Sonra kazanın birinci derecede akrabaları var biliyorsunuz. Bu annesi, babası, kardeşi, eşi, çocuğu. Bunlara ilk bulabildiğimiz kişiye, bize özlük dosyasında özellikle istiyoruz zaten. Bir yakınının mutlaka bilgileri olsun diyoruz. İletişim bilgileri olsun, telefonu olsun, açık adresi olsun. Çünkü artık biliyorsunuz kaza kayıtlarını doldururken bunların bulunması mutlaka isteniyor. Hemen bu kişiye haber vereceğiz. Sonra şu çok önemli, kazalıyı olay yerine alırken ortamdaki diğer kişilerin bu olaydan etkilenmemesi lazım. Burada çevre güvenliğini sağlamamız lazım. Peşinden bu diğer kazalanmamalara yaratmaması için ortamın da tekrar güvenliğinin alınması lazım. Yani bir kaza yerinin bir ortamın, burada bir etkileşimin oluşmaması lazım. Sonra kazanın hastanekil aracına uygun pozisyonda taşınması gerekiyor. Bazen taşıma sırasında kazalıya çok ciddi hasarlar verdirebiliyoruz. Telafisi imkansız tıbbi hatalar oluşabiliyor. Ve hemen ilgili şahitleri tespit etmemiz lazım. Yine birim amiri kazanın ve yanındakilerin hemen görev tanımlarını hazırlayacak. İş emri var mı onlara bakacak. Ondan sonra yazılı olarak her zaman kişilerin eksiksiz bilgilerini yer ve zaman belirterek şahit ifadelerini hemen almamız lazım. Yine olay yerini fotoğraflarını çekeceğiz, video görüntülerini çekeceğiz ve bunlara bakarak bir kaza kroki hazırlamamız lazım. Tabii ki krokiye üzerinde kazanın pozisyonunu olay yerini belirterek yerleştirmemiz lazım. Bu arada kazanın özlük dosyasını çıkaracağız, özlük dosyasını inceleyeceğiz. Orada neler var onlara bakmamız lazım. Bu kaza ile ilintisi olabilecek herhangi bir şey var mı, bir eksiklik var mı? Bunun sebebini araştırmak için bunu bilmemiz lazım. Yine kaza raporu hazırlanırken de kaza bildirimlerinin yapılanması lazım. Burada teknik bir rapor hazırlanacak. Olay ayrıntılı olarak incelenecek. Ve en sonunda kaza kanaat raporu yapacağız. Bunlar bir süreç. Yani çok küçük ifadelerle şöyle olmuştu böyle olmuştu deyip çok basit. Bazen bir paragrafı bulan ifadeler görüyoruz kazalar sonrası alınmış.
bazen hiçbir kayıt göremiyoruz. Fakat bu iş bu kadar detaylı. Bunu önümüzdeki hafta tekrar diyeceğiz. Bu akşam teknik aksaklıklar nedeniyle biraz geç başladık. O yüzden özür diliyoruz sizden. Bu çalışma hayatının en istenmeyen konuları, iş kazaları, bunlar üzerine bir şeyler konuşmaya çalıştık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Thank you.